Hanımefendiler, beyefendiler, prensler, prensesler, sevgili minikler. Merhaba, ben Uğur Volkan Uysal. Bugün hiç kimsenin hayır diyemeyeceği lezzetlerden bir tanesiyle yine birlikteyiz. Makarna desem. Çocukken ablama yalvarırdım. Abla ne olur makarna yap diye. Üstüne ne sıkardık biliyor musunuz? Ketçap, mayonez. 1985'te onlar çok lükstü. Bugün yüzüne bakılmıyor. Bir de peynirli ya da domates soslu yaparlardı. Bayılırdık. Ben bugün size birazcık farklı bir tarif vereceğim. Eğer bir lezzet avcısıysanız, yeni lezzetlere yelken açmak istiyorsanız burada kalın. Tagliolini makarnası. Biliyorsunuz İtalyanlar bu konuda çok iyiler. Tortellini, cappelletti, spagetti, farfalla gibi birçok isimler var. Tabii biz de fena değiliz. Kayseri mantısı, farklı farklı mantı çeşitlerimiz var. Neler olacak? Elimde dana füme var. Bresola ile de çok iyi olur ama ben anam babam usulü bir dana fümeliyle bu işi yapacağım. Çok özel bir sos, hızlı, pratik, damakları şenlendiren bir tarif. Şimdi makarna suyu burada. Hemen içerisine bir miktar tuz atacağım. Ve daha sonra da tagliolini'yi göndereceğim. Size bir tavsiye. Şimdi makarnanın suyunu koca bir tencereye dolduruyorlar. Allah'ım o kaynayacak da makarnaları içerisine atacaksınız da geçin onları. Normalde az bir su makarnanın haşlanacağı kadar. Çok derin suya ihtiyacınız yok. Enerjiye de yazık, zamana da yazık. İkincisi, makarnayı 8 ya da 9 dakika haşlama önerisi verirler ama ben bunu kabul etmiyorum. Sebebini anlatacağım size. Benim derdim makarnanın lezzetinin sos ile birlikte kaynaması. Yaşayacağız birlikte. Bunu açıklayacağım. Çok önemli bir nokta. Şimdi tavamın içerisine birazcık zeytinyağı ekledim. O orada ısına dursun. Ben ne yapacağım? Yarım soğanım var. Yemeklik olarak doğrayacağım. Şöyle bir zırhlama yapalım bir de. Yağdan dumanlar çıkıyor görüyor musunuz? Tencere ya da tava ne olursa olsun. Eğer ısıtmadan kullanıyorsanız hata yapıyorsunuz. Mutlaka bu dumanları görmeniz lazım. Sebze ya da et hiç fark etmez. Sularını kaçırmak istemiyorsanız ki su lezzet demektir. Mutlaka ısıtın. Ve bu sesi almak zorundasınız. Çok güzel. Şimdi buraya gelelim. Makarnayı ilk attığınızda hemen karıştırmayın. Sebebi ne biliyor musunuz? Kuru olduğu için karıştırma işleminde parçalanabilir. Ne yapacaksınız? Attınız, 1-2 dakika dokunmayacaksınız. Sıcak suyla hemhal olacak. Ondan sonra ufak bir karıştırma işlemi gerekir. Ama hemen dokunmayın. Şimdi soğanlar karamelize olmaya başladı. Birazcık dursunlar. Sarımsağı kullanırken bir kısmını ezebilirsiniz. Bir kısmını da benim yaptığım gibi bütün ekleyin. Çünkü bütün sarımsak özellikle hem görsel olarak yakışıklı bir yemek çıkarmanıza hem de ısırdığınız zaman böyle sarımsağın tüm aromasını ağzınızın içinde hissedebilirsiniz. Bu kalan beşliği de hemen şöyle açalım. Şarjörün içine dolduralım ve üstten sıkalım. Bu da tamam. Şimdi sırada ne var? Dana fümeler. Dana füme ısıl işlem görmüş bir malzeme olduğu için ve ben buna bayılırım. Sporcular falan ara öğünlerde deli gibi tüketiyor. Ben de çok seviyorum. Çünkü o füme tadı, barbekü hissiyatı, is inanılmaz güzel. Bunun bir kısmını doğrayacağım ama kalan kısmını özellikle sonda. Yani dekor yaparken kullanacağım. Jülyen doğrayacağım. Jülyen demek uzun şeritler halinde. Hemen onu da doğradık. Çok güzel. Hemen içine gönderebiliriz. Soğan, sarımsak ve dana fümeler güzel bir şekilde şu an soteleniyor. Benim başka ne malzemem var burada doğranmalık? Sadece fesleğenim kalmış. Onu da aradan çıkaralım. Bunları en kolay yolu şudur. Böyle üst üste koyarsınız ve daha sonra da dürdükten sonra çok rahat bir şekilde dağılmadan doğrayabilirsiniz. Oo, neler oluyor orada? Doğrayabilirsiniz. Ateşin yüksekliği. Benimle de ilgilen diyor. Şimdi geliyorum yanına güzelim. Makarnaya dair size önemli bilgilerden bir tanesi. Taze otlarınızı mutlaka ama mutlaka sonda kullanın. Görüntüsünü ve lezzetini kaybetmek istemiyorsanız. Şimdi artık makarnaları karıştırabilirim. Bakın söylediğim şeyi yaşatıyorum size. Kırılmadan güzel bir şekilde dağıldı. Çünkü
ısıyla birlikte onlar da yumuşadı. Sertliklerini kaybettiler. Çok güzel bir şekilde artık karıştırabiliriz. Geldik bir tane daha diyor. Makarnanın bir miktar suyundan almanızda fayda var. Nişastasını bırakacağı için lezzetini de sosa geçirmiş olacağız. Birazcık makarna suyu ve üzerine hemen kreması. Süper. Şimdi neden makarna 2 dakika ya da 3 dakika haşlanmalının asıl cevabına geldi. Şimdi komple burada haşlarsanız makarna ne çekecek içine? Su. Suyun bir tadı var mı? Yok. Ben ne yapmayı istiyorum? Sosla makarnanın birbiriyle aşk yaşaması benim için çok kıymetli. Onun için de direkt olarak 2-3 dakika haşladığım makarnayı sosun içine gönderiyorum. Bakın bu çok hayati bir şey. Neden? Tüm makarna lezzetini sostan alacak çünkü sudan değil. Aradaki farkı hayal edebiliyor musunuz? Enerjiden de tasarruf ettim. Az bir suda haşladım. Direkt olarak buraya koydum ve kaynamaya bırakıyorum artık. Kalan suyu kullanmanıza gerek yok. Bir kepçe kafidir. Gerisini gönderebilirsiniz. Şimdi parmesan peyniri biliyorsunuz makarnayla zaten artık dünya biliyor ve tanıyor. İki şekilde ekleyebilirsiniz. Bir, sosun içerisine lezzet verme adına toz olarak bu şekilde direkt koyabilirsiniz. Bir de servis yapma esnasında inanılmaz güzel olur. Onu zaten sizinle birlikte yaşayacağız. Şimdi bunun biraz göbek atması lazım. Makarna ile sosun birbirine geçmesi ve bulamaç haline gelmesi lazım. Ben o arada ortalığı derleyip topladıktan sonra hemen geliyorum. Son dokunuşları kaldı. Biraz çeşitlendirme, biraz daha lezzetlendirme. Şimdi sırada taze otlar var. Hemen fesleğenleri şöyle aşağı doğru bırakıyorum. Ah, babaanneciğim 105 yaşında vefat etti. Allah gani gani rahmet etsin. Avucunun içerisine fesleğen koyardı. Bakardım böyle ne kokluyor bu kadın diye. Sonradan fark ettim fesleğen kokluyormuş. Eskiler böyleydi, öyle parfüm sıkayım, yok rolon kullanayım, yok öyle bir şey. Mis gibi doğanın bize hediye ettiği şeyleri koklarlardı. Bazen diyorum şef olmamda acaba onun da bir yemeği var mıdır diye. Fesleğen ekler eklemez çünkü dünya değişti bende. Şimdi çok az bir tuz ekleyeceğim üzerinden. Benim yemek yapış stilimde mesela tuzlar hep sona doğru bırakır. Birçok yemeğe de tuz koymam. İsteyen kendi koysun abi. Biraz da karabiber çekiyorum. Bu da hazır. Çok güzel. Kıvamı görüyor musunuz? Bakın bu bulamaç olmak durumunda. Renklere bakın. Fesleğeni ekledik. Ortalık dediğim gibi değişti. Şimdi bu ikisi biraz daha dekor, biraz daha şık görünmesini sağlayacak iki tane oyuncu. Yakışıklı. Ne yapacağım? Bunu artık şöyle çekebilirim. Ocağımı da kapatayım. Süper. Birinci adım makarnayı koyduk. Üzerinden en son bunu geçtik. Taze otlar. Her şey yolunda. Yanımda kim olmak ister? Şu sosların aşağı doğru akışını görüyor musunuz? Damla damla. Kıvama bakın. Su gibi değil. İyi bir makarna sosu nasıl olur diye soruyorsanız İşte üstünde sosun yapıştığı şekilde olmalı. Bunu unutmayın. Su gibi makarna sosu olmaz. Şunu da alalım. Biraz nefesim kesildi. Ben böyle odaklandım komple. Anlatmayı falan bırakıyorum bazen. İnanılmaz güzel bir görüntü var. Kremalı özellikle makarna yapıyorsanız dikkat etmeniz gereken en önemli husus kesilmemesi. Kesilmemesini sağlayacak noktalardan biri de işte o makarnanın suyundan kullanarak doğru pişirme taktiğini uygulamak. Şöyle bir tane buraya dana füme. Biraz şeklini değiştiriyorum ki dekor versin. En son biraz da kar akıtalım. Karlar düşer, düşer, düşer ağlarım. Parmesanı bu şekilde rendelemek enteresan bir keyif. Neden biliyor musunuz? Sıcak makarnayla birleştiği zaman ufak ufak erimeye başlıyor yanlardan. Bayılıyorum şu parmesanı rendelemeye. Bu da tamam. Şimdi son olarak da bu yakışıklı otlardan birkaç tane alıp final yapalım. Şuraya bırakmak istedim. Bir tane de buraya. Birkaç tane de tabağa. Neden? Biraz daha renk kontrastı yapsın.
sevdiklerinize ne kadar kıymet verdiğinizin göstergesidir. Sunumu ne kadar yakışıklı hazırlarsanız hem kendiniz mutlu olursunuz hem de sevdiklerinizin yüzünü güldürürsünüz. Şöyle düşünün. Şimdi derler ya hani erkeklerin kalbine giden yol karnından geçer. Kardeşim sadece erkeklerin mi geçer? Bir erkeğin mutfağa girip böyle bir tabakla sevgilisini karşıladığını düşünsenize. İlah olursunuz belki de. Çok gerçekten önemli işler bunlar. İşte efendim huzurlarınızda tagliolini makarnası, dana fümeli, afiyet bal, şifa olsun. Siz de sıvayın kolları, girin mutfağa, aşk ve keyifle yakışıklı yemekler pişirin. Tüm bu yakışıklı tarifler ve daha fazlası için YouTube sayfamda kalın, muhabbetle kalın.